Akşamın çok sıcak gelişmesiyle başlamak isterim değerli izleyenlerim. Paşinyan'dan, Erivan'dan tarihin, suyun akışını, tarihi kırılma anlamında bir açıklama var. %100 henüz bağımsız kaynaklardan teyit gelmedi. Fakat itibar etmemiz gerekiyor ulaşan kaynaklara. Paşinyan, Karabağ'ın tamamını Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırım dedi. Az önce bu açıklamanın yapıldığı söyleniyor. Tekrar ediyorum gecenin en sıcak haberi. Bir parça teyide muhtaç ama %99 net bir bilgi. Ermenistan Başkanı Paşinyan, Karabağ topraklarının tamamını Azerbaycan'a ait olduğunu tanımaya hazırım. Yeter ki bu savaş dursun. Nasıl geldik bu noktaya? Basit birer sınır kavgası mıydı? Hayır. Geliniz suyun akışının dünya tarihi anlamında da değişmek üzere olduğunu sizi ispat edeceğim. Ya Ekrem çok ciddi bir cümle kuruyorsun. O kadar mı yani? Aynen o kadar. Tüm bildiklerinizi unutun. Niye? Tek bir nedeni var. Hayatta öyle, diplomasi de öyle. Düşmeye gör. Ukrayna karizmasını bir çizdi Rusya'nın, Putin'in. Bir silkeledi şöyle. Kağıttan kaplansın dedi. Ve ardından şehirleri tek tek ele geçiriyor işgal altındaki. Bir anda eski Sovyet coğrafyasında bir hareketlilik başladı. Sıkı durun. Bir, ne değişti de sen bu cümleleri kuruyorsun? Tarih yeniden yazılabilir. Orta Asya ve Rus coğrafyasında Ukrayna'nın başarısı tetikledi. Rusya'nın düşüşü, Putin'in düşünceli hali. Bir karar alması gerekiyor. Gerçekten işler kötüye gidiyor. Azerbaycan'ın gücü, Türkiye'nin desteği çok değerli. Silah üstünlüğü, modern üstünlük evet ama aynı zamanda Sezar'ın hakkı Sezar'a. İlham Aliyev'e de bu tebriği iletmek lazım. Konjonktürü kokladı, istişare etti, Rusya'nın durumunu gördü ve hemen harekete geçti. Ermenistan'a normal zamanlarda Karabağ'daki o koridor için, Nahçıvan bağlantısı için bir şöyle yoklama çekseniz Rusya hemen tepki verecekti. Rusya kendi derdine düşmüş. Aliyev ve Türkiye konjonktürü harika değerlendirdi. Bitmedi hareketlilik var. Hatırlayın 2008'i Osetya, Güney Osetya, Rus uçakları Gürcistan topraklarını vurup oradaki o özellik kendine yakın yapıyı güçlendirmişti. Gelen bilgilere göre Gürcistan ordusunun da Osetya'ya doğru harekete geçtiği söyleniyor. Düşmeye gör. Eskiden Putin'in tokatını yiyen kim varsa hop bir dakika ne oluyor diye şimdi eski pozisyonuna geçmeye çalışıyor. Özbekistan'da da var. Özbekistan'da da Kalpakistan bölgesinde işte orada bir hareketlilik var. Rusya'nın istediği düzenin tam tersinde kararlar alınmaya başlandığına dair haberler geliyor. Konjonktür Putin'in ve Rusya'nın aleyhine ve Aliyev de bunu çok başarılı değerlendirdi. Hakkı teslim edelim. Meşhur Zengezur koridoru. İşte Kars Iğdır yeni bir harita daha belirli size paylaşayım. Malum Nahçıvan hançer gibi girmiş zamanında o 90'lı yıllardaki o an ve Zengezur koridoru İran bağlantısının kesilmesi çok önemli. Ta Saraybosna'dan Bişkek'e kadar Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar karayoluyla bastım gaza gittim Semerkant'a Kaşkara diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bu denilebilir hale gelecek. Türkçülük, Turancılık mı yapıyorsun Ekrem? Hayır. Ama kökenimiz, ama kardeşlerimiz, ama bizim coğrafyamız ama ticaret, manevi anlamda, her anlamda, insani anlamda bu yolun açılması hepimiz için çok değerli. İşte buradan da Bakü'ye giden yol. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Nahçıvan'a o bağlantıya birkaç saat kaldığını biliyor musunuz? birkaç saat kaldı. Şu anda belki de o koridor kendiliğinden Azerbaycan ordusu tarafından kuruluyor. Paşinyan'ın açıklaması bunu gösteriyor. Hedef stratejik yükseltiler. Bu ne demek? O bölgede, o Zengezur bölgesinde yukarıda tepeden bakan sahaya tüm yükseltilerde Ermeni güçleri vardı. Tek tek oralar alınıyor. Aliyev yalnız değil. Türkiye'nin desteği var. Dikkat! Çine de dikkat. İpek Yolu projesi Çine kadar gidecek bu yol. Nahçıvan, Azerbaycan ve Türkiye ve Avrupa geçişinin güvende olması lazım. Çin'in de bu bağlamda Azerbaycan'a net destek verdiği söyleniyor. Uluslararası güç yoksa arkanızda ilerleyebilmek güç ama Azerbaycan başarıyor. Geliniz Erivan'a gidelim. Erivan'da neler oluyor? Tam anlamıyla bir kaos. Ciddi anlamda bir kaos var. Şimdi Paşinyan'ın az önce son dakika sözünü aktardım ama gün içinde neler söyledi? Zengezur koridorunun kurulmasına asla izin vermeyeceğiz dedi. Sonra dediğinin tam tersi açıklama yaptı. Çünkü Azerbaycan ordusunda üstünlük var ve zor oyunu bozuyor. 2. 10 kilometre kare toprağımız daha alındı. Azerbaycan ordusunun ilerlediğini söylüyor. Ana vatanımıza gelirse bu saldırılar çünkü Ermenistan topraklarına bile girecek güce kavuştu Azerbaycan ordusu. Herkes yaşlı genç topraklarımızı koruyacak diyor. Akşamın açıklaması da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu içim yansa da tanımaya hazırım dedi. Durum bu. Geliniz Ermenistan medyasına bakalım. Gerçekten çok enteresan. Size anlatmam gerekiyordu bunu. Yardıma geldi Rus konvoyları. Bize destek olmak için Azerbaycan saldırıya geçince Azerbaycan sihalarının iki Rus konvoydaki kamyonu vurduğu ve Rusların geri döndüğünü söylüyor. İddia. İki, Putin'e hakaretler başladı. Yardıma koşmadı ya. Yardım etmeyeceğini resmen açıkladı Putin. Biliyor musunuz? Ermenistan başının çaresine baksın dedi. Putin yozlaşmış bir diktatördür manşet atıyorlar. Putin Erdoğan'ın emrine girmiş. Manşete bakın, yoruma bakın. Bizi Amerika savunsun. Bu net olarak seslendirilmeye başlandı. Son dönemde Amerika'nın önemli dışişleri isimlerinin de Erivan'a ziyaretler gerçekleştirdiğini size söylemiştim. Rusya'dan hayır yok. Amerika'nın savunma kalkanının altına girelim diyorlar. Fransa'dan da diaspora orada çok güçlü biliyorsunuz. Barış gücü istiyorlar. Durum bu. Amerika Ukrayna savaşından sonra İngiltere ile birlikte Rusya'yı Eski Sovyet coğrafyasında Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan yeni cepheler açmak üzere süreci tetikliyor olabilir mi? Konuşulması gereken önemli bir mesele işaret fişeğinde ben attım size.